Selam dostlar, Sands of Sazlar'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, en son bölümden kaldığımız yerden devam ediyorum. En son Redstone Keep için görev yapmıştık. Bakalım yeni görev gelmiş mi? Yok, yeni görev şu anlık yokmuş. Ve şu adamlarla konuşmamıştık. Burada öncesinde bir kaydı kontrol. Tamamdır, kayıt açılmış. Demirci. Demirci de ekipmanlarımızı tamir ettiriyoruz ama bayağı pahalıymış. Çeri kimmiş? Selam. Ben Çeri. Amber Artistleri loncasından Çeri. Biz işte tüm kabilelere demircilik servisimizi sunarız. Aynı zamanda tamirat, el yapımı zanaatkarlık ve hatta savaş desteği. Fiyatı gel ve bunu gerekliliklerini konuşalım. Ekstra olarak Amber workshop'ına satılık paralar, yani kiralık paralı askerler bakıyoruz. Bazı sorulu problemlerle ilgilenebilmeleri için. Eğer yardım edebilirsen bunun senin için değmesini sağlarız. Üzgünüm, bu görev kolay değil. Daha güçlü olduğuna neden geri gelmiyorsun dedi. Arena Manager neymiş? Arena'ya hoş geldin. Bu senin ilk seferin mi burada? Kuralları duymak ister misin? Nedir abi kurallar? Rekabetçi rakipler her şehirden gelirler. Ve kazanmak için, nadir ödülleri kazanmak için buna katılırlar. Önce pratiklere dalarlar. Daha sonra şampiyona ve en yüksek seviyede de turnuvalar olur. Pratikler her gün açıktır. Ve şampiyonalar genellikle şehirlerde şehirlerde sık sık olur. Turnuvalar ise yalnızca belli şehirlerde olur. Redstone Keep, Camelbel Bazar, Triptree Rock ve Felurian Frost Valley'de oluyormuş. Pratikler ek olarak rekabetçi rakipler tek elemeli de şey yapabilirler. Tek elemeli olur diyor. Evet arkadaşlar, bir gidip geldim de yiyecek sipariş etmiştim. Onlar gelmiş. Evet, şu kısmı okumuştuk. Veya 3 kişilik bir squadla katılabilirsin. Ve başka bir squad'a karşı maç oynarsın. Şampiyona da çeyrek finaller, yarı finaller ve finallerden oluşur. Kendi başına veya squad'ın olan biriyle kayıt olabilirsin. Ama unutma, yalnızca squad lideri turnuvanın ödülünü kazanacaktır. Çölün kahramanları her zaman arenada hoş karşılanırlar dedi. Bir practice'e girsek mi? Dur abi dur. Burası için daha bir erken gibi hissettim ya. Oy, bu ne abi? Taverna dolu buranın. Bayağı dolu hem de. Başlayalım bakalım. Çölde çok fazla yabancı var. Abi herhangi bir ayak işin var mı yapabileceğim? Prism Rock köyünden 20 gündür mektup alamıyorum. 20 gün önce bir mektup şey yapmıştım. Bunu benim için yapar mısın? Hayır abi, dur. Merhaba. Yardıma ihtiyacın var mı? Senin yeteneklerini öğrenmek istiyorum. Çok tanıdık değiliz. Sana yeteneklerimi öğretemem dedi. Gel abi, yardımına ihtiyacım var. Üzgünüm, bunu senin için yapamam. Halletmem gereken bir ayak işin var mı abi istediğin? Amber Camp'e bir erzak göndermek istiyordum. 294 altına. Ver abi bu görevi. Muhteşem. Amber Camp'e 3 tane Scorpion Tail, yani akrep kuyruğu vereceğim. Dedi peki. Bu görevi yaparız. 30 kabi. Ya beni diyor, canımı sıkma diyor. Benimle uğraşma diyor. Senin için herhangi bir şey yapabilir miyim? Lutcay'ime borç vermiştim. Umbra Cliff'te gözükmüş. Yok abi. Şu an Umbra Cliff'e gitmek gibi niyetim yok. Önce göre kendim yapmalıyım. Aynen öyle. Nura. Aa. Kalp atışlarını duyabiliyorum. Halletmem gereken bir ayak işin var mı?
Rebisipine kampına 20 günde bir mektup 160 lira karşılığında. Ver abi yaparız. Muhteşem. Ödülünü oraya teslim ettiğinde alacaksın. Hartum. Merhaba ben Hartum. Abi ayak işin var mı? Hasan beni son zamanlarda provoke ediyor. Umuyorum ki bir sonra dersini verebilir. Ağlayan kayada duruyor. Ulan Hasan liderleri değil mi o şeylerin? Takının eski liderleri hasta olan. Ne üzücü gidip hani eğer fikrini değiştirsen geri gel dedi. Batu? Batu'nun sana muhteşem bir sarılma vermesine izin ver diyor. Huzurlu bir sarılma. Ayak işin var mı? Kanaya'ya borç vermiştim. West Crack Outpost'taymış. Yok abi. Biz şimdilik bu bölgedeyiz. Yerel çalışıyoruz. Görüşe göre kendim yapmam gerekli. Aynen. Hadi ya. Ah yeni bir müşteri lütfen. Gel ve içkin iç. Adın nedir? Kapi. Kapi bunu unutmayacağım. Her ne zaman yemek pişirsem insanların korkunç bir bakışı oluyor. Korkuyormuş gibi gözüküyorlar. Çok az bildikleri şey ise onları izliyor oluşum. Bu arada bir arkadaşlar kaydı kontrol edeyim. Tamamdır kayıt açık. Ben de aşk dolu bir ifade takınayım. Bu da nereden geldi? Bunu kabul edemem dedi. Senin hakkında bilmek istediğim bir şey var. Mesafe güzellik değil midir? Bir sonraki sefere kadar bekle dedi. Ya bir görüşürüz. Paralı asker kaptanı varmış. Dünyada asla para için savaşacak adamlar bitmez dedi. İşin nedir tam olarak abi? Her zaman doğru fiyata savaşacak adam bulurum. Ben basit bir adamım, basit bir iş yapan. Bana para ver, ben de sana kitabına uygun adam bulayım. Hayır, hepsi sonuna kadar satılık. Hani para ödemeyi aldığında adamlar senin olur. Birkaç gün sonra geri gel. Adam elimde adam olacaktır. Onları kiralamaya yardımcı olabilirsin. Unutma. Onlar para için yaşıyorlar. Sahip olduğum tek kural bu. Parayı hazırla ve savaşları hazır edeyim dedi. Sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Güzel. Buradan iksir yapıyoruz arkadaşlar. Hatta restorative orb yapalım bir tane. Bunu satarız. Bundan yapamıyoruz. Bir de loot varmış bir tane. Hazine avına mı ihtiyacın var? Ya birinin yok edilmesine mi? Mastigware kaşiflerinin loncasından başka bir yere bakma. Beni loot olarak çağırabilirsin. Ben işte Mastigware kaşiflerinin loncasının bir üyesiyim. Eğer bir hazineyi bulmakta veya rahatsız edici bir işletme senin yolunda duruyorsa onu göstermekte çekinme. Yalnızca gel ve benimle konuş. Biz hani elimize atmaktan mutluluk duyarız. Yalnızca bir şeyimiz var. Bizi kiralayabilecek kadar paran olması lazım. Peki abi. Bir grubum var 1300 altına. Ben bunu bir yeniden düşüneyim abi. Bir challenge atsam buraya. Kimse bize bakmadı abi. Lütfen şey yapma dedi. Bu kadar öfkeli olma dedi. Devam edebiliriz veya unut gitsin diyebilirim. Unut gitsin abi. Kadın yani şey yapmamızı istemedi işletmesini. Anlıyorum. Sizin isteklerinize saygı duyacağım dedim. Pekala. Hepsi geçti. Evet aramız 2 arttı arkadaşlar. Güzel. Oha buranın sarayına da girebildik. Burada mistik bir büyücü varmış. Cadı varmış. Sen sultan değilsin. Seninle konuşmak istemiyorum. Aa. İte bak. Buranın yöneticisi ben olmadığım için tabi buradan şey de alamıyorum adam falan.
görevleri hızlıca yapalım. Birisi buradaydı, birisi de Ember Camp'ta götürme göreviydi. Evet, mektubu ilettik. Buranın yanından geçerken bir kere daha buraya saldıralım mı ya? Başla abi. Zeynep'i yanımıza alalım. 10 defans arttırıyor, 5 can kaybediyor. Hayır. Geçen bölümde buraya saldırmıştık hatırlıyorsanız. 10 defans, 5 can. Hayır. Haydutlar. Gelin abi. $6. O 33 lira da buradan geldi. Güzel. Utar bulduk. Çok iyi. Para çıktı sandığın içerisinden. 2 tane sandık vardı. Ve son kattayız. Gene aynı mı olacak peki? Galiba aynı. Evet abi. Geçen bölüm de bu büyücüydü. Tertemiz kestik. Terk edebiliriz burayı. Şu Ember Camp'e ilerleyelim. Burada bir düşman varmış abi. Düşmanları da haklayalım. Abi ya canın ya malın diyor herif hala bize ya. Güzel, tertemiz. Evet, artık bizim gücümüzün farkındalarmış ve kaçacaklarmış arkadaşlar. Ember Camp aşağıda. Şu çiçeği de toplayalım. Evet, Rick'ten 3 tane akrep kuyruğunuz var. Tam da beklediğimiz gibi. Müteşekkiriz. İşte paran dedi. Söz verildiği gibi. Benim aram iyileşti mi abi? Rick'le aram iyileşmiş. Güzel. Burada bir scavenger varmış. Sakallı bir adam. Oldukça geniş bir çantası var. Ve başı da parıl parıl parlıyor. Keltoş. Buraya keşif için mi geldin? Seni uyarmalıyım ki. Senden büyük birisi olarak. Geniş volkanın oraya. Orada garip şeyler oluyor. Redstone Keep oraya. Oradaki yolu kapamak için gardiyan yolladı. Merakın seni öldürebilir. Nereye gitmek istersen git ama ölmemeyi dene. Orada korkutucu bir şey var mı? Bir zamanlar saçının olduğu yere dokundu. Orada büyük dipsiz bir krater var. Söylediklerine göre kara güneş olduğu gün oraya bir yıldız düşmüş. Bizim sakin ifademizi görünce birazcık öfkeyle konuşmaya başlıyor. Ben reaksiyon almaya çalışmıyorum. Eğer istiyorsan gidip kendin bakabilirsin. Eğer hayatta kalırsan gel ve beni bul. Sana iyi bir şeyler veririm. Peki abi. Burada kimler varmış? Tüccar. Trinket bulmuşuz. Bu dursun. Bizimki kırılırsa bunu veririz. Mümkün eline. Şu en kaliteli şeyi de satalım abi. Bu kadar kaliteli iksire ihtiyacımız yok. Perma Spring köyüne kervan yollamayı düşünüyoruz. Onlarla bir şey yapar mısın? Yok abi, teşekkür ederim. Binek tüccarı varmış burada da. Bu bineği de alalım. Bizim Zeynep'e. Burada bize karşı olan var mı? Yok abi, burası oldukça sessiz. Peki hemen şöyle öncelikle parti değil inventory. Trinket'i kendimiz giyelim. Bunu da Zeynep'e verelim. Neye basmayı yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Bir görev burada, bir görev burada, bir görev de şurada bir görev varmış. Burada bir madenci var. Seni Ember madenlerinin orada daha önce görmemiştim. Git buradan, burası tehlikeli. Peki.
Bu neymiş? Bu terk edilmiş bir tohumil, değirmenmiş. Belki içerisinde odun bulabiliriz. Evet, birazcık odun bulduk. Güzel. Bu kapı. Kötü şansı. Bugün şansımız kötü çocuklar. Kaçın. Kovalayacağım abi. Artık bizden kaçıyor arkadaşlar bunlar. Gücümüzü bildikleri için. Böyle böyle adam olacaksınız. Evet, artık daha da gücümüzü biliyorlar. Buralara henüz saldıramam arkadaşlar. Buraların, yani dediğim gibi, dayak yemiştim ben oralarda. Şimdi nereye gidebilirim? Biraz daha seviye kasılabiliriz aslında. Böyle bir garip bir tüccar varmış. Düşmüş bir kahraman var. Buranın bir gün sonra yenileniyor burası. Çünkü de aynı şeyleri dövmek istemiyorum ama tekrar o 6 saat hazırlığı süren yere girebiliriz aslında. Orası çünkü bayağı sağlam item bırakıyor bize. Ordumuzu zaten böyle toplayabiliriz. Aha, bunlar da gelişiyor. Çok güzel. Bas abi bunlara da. Ne yapsak şimdi? Ne yapsak? Ne yapsak? Bunların gidip görevlerini alalım. Bunlarla konuşup. Burada hala bir görev yok mu abi? Abi, North Crack denen yere şey, kervan yollamayı düşünüyorlarmış. Benlik değil. Burada challenge var mı? Hiçbir challenge yok. Oha. Nasir tüm sazlara hükmedecek. Bir şekilde veya başka bir şekilde. Biliğini inceleyebilir miyim abi? 115 seviyeymiş. Canya, Canup. Oy, birliğe bakar mısınız abi? Tamamdır abi. Ne bir problemim yok yani. Problemim olsa gerçi kaç yazar da size. Burada bir 6 saat daha zınıp bir kere daha dövelim madem şunları. Ne, bir şey oldu. Sandığı açalım. Odun bulduk birazcık. Güzel. Canımızı toplasın. Haydutlar. Peki. Yedilir abi. Onda odun çıktı, güzel. Burada hiçbir şey yok. Ve son odaya tekrar vardık. Şu şeye de bakacağım. Evet abi, bunu tekrar okumanın bir anlamı yok. Güzel, bir tane daha şey çıktı. Partiye gel. Partiye değil hatta. Inventory'e gel. 20 güçle giyilebilen inanılmaz bir item çıkmış abi. Bunu buna verelim. Bayağı güzel bir itemmiş. Al bunu da sen al. Şimdi gelen şey ne? Kahraman ruhları. Ağlayan kayada ve büyük çölde ve Umbra Cliff'te kahraman ruhları ortaya çıktı. Bunlar benim bölgelerde değil abi. Benim bölgelerde değilse sallamayacağım. Burada bunlarla da bir konuşalım. Merhabalar. Miaya'dan ne istiyorsun? İncelemek istiyorum sizin grubu. Ulan sizi ben tokatlarım ya, biraz zorlasam. Biraz gelişsem yani. Şu olmasa tokatlarım.
Mia'ya baya dandikmiş. Mia'ya kimdi? Şu muydu ya? Dakun'un kervanına saldırmışlar abi burada. Bunlar belli ki Dakun'la bir savaş içerisindeler. Brawl Host. Güreş sahibi. Sen nereden geldin? İzlemek mi istiyorsun? Git ve biletini al. Savaşamazsın. Öncelikle taverna savaşlarında kendini kanıtlamalısın. En azından profesyonel güreşçi olmalısın ki katılabilirsin. Abi güreş turnuvası düzenleniyor ama katılamıyoruz. Kötü ol, üzdü. Hadi ya. İşte benim en iyi şaraplarım. Bir kadeh ister misin? Bana hediye verebilir miyim? Müzik, resimler veya ilginç trinketler benim ilgimi çeker. Ne vermek istiyorsun bana? Bunlar herhalde müzik arkadaşlar. Bunu çok uzun zamandır istiyordum. Sana borçluyum. Bana o şekilde bakma. Benim damıtma yeteneklerim eşsizdir bu kasaba diyor. Herkese bir şey ısmarlayalım mı? 190 liraya. Herkese bir içki almalı mıyım? Alayım lan. Gel, bugün herkes işte evine sarhoş bir şekilde dönecek. Tamamdır abi. Aramızdaki ilişki 7'ye 9'a çıkmış. Güzel, şu an 9 aramızdaki ilişki. Bir 10'a yakın. Sen ne diyorsun abi? Bizim gönüllere ihtiyacımız var. Bir grup dindar fanatik ateş tanrısı hakkında bazı isteriler yayıyorlar. Ve yeni inananları onların isteklerini samun etmek için feda ediyorlar, kurban ediyorlar. Bu kolay olmayacak. İnsanlarımızdan bazıları güneydeki dağların alevlerle kaplı canavarlar gördüğünü söylüyor. Yerel Sultan o arenayı korumak için bir garnizon yerleştirdi. Bizim adamlarımız orada ne olduğuna dair, oradaki insanların neyin peşinde olduğuna dair tam olarak yaklaşamıyorlar. Bu görevde sana güvenebilmem için 3 ekibe ihtiyacım var. Başarılı olmalısın. Eğer başarılı olmazsanız sultanımız buna çok daha iyi bir gözle bakar ve sana daha iyi fırsatlar sunabilir. Ne diyorsun? Bunlar seni karşılıyor mu? Bunlar senin isteklerini karşılıyor mu? 3 grubumuz olunca bununla konuşmaya gelmemiz lazımmış arkadaşlar. Burada Cabbar diye biri varmış. Konuşalım bakalım. Bunu ona söylemek için ne kadar uzun zamandır beklediğimi bilemezsin. Bu yaşlı adamın biraz yardıma ihtiyacı varmış gibi. Ona yardım etmeli miyim? Yardım edelim. Bayım, sorun nedir? Ben. Üzerimde değerli hiçbir şey yok. Önemli değil. Yalnızca neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Elimden gelen en iyi şekilde yardım edeyim. Buna yeterince teşekkür edemem. Elimizi tuttun ve başıyla onaylıyor. Ben Cemal şehrinde bir at eğitmeniydim. İyi bir arkadaşımla beraber seyahat ediyorduk. O kadar iyi arkadaştık ki her şeyi konuşabiliyorduk. Ama bir güçlü atlar yetiştirme konusunda bir anlaşmazlık yaşadık. Ve ben ona kötü sözler söyledim. O da öfkeyle Cemal şehrini terk etti. Kara Güneş Savaşı'ndan sonra Cemal şehrinin artık benim gibi yaşlı at eğitmenlerine ihtiyacı yoktu. Ve şunu anladım ki statü veya şöhret her zaman elinden alınabilir. Ama arkadaşlık bağı her zaman bağlıdır. Onu bulmanda yardımcı olmamı ister misin? Onun adı nedir? Onun adı Celal. Duydum. Onun Salazar'a geldiği konusunda bazı dedikodular duydum. Ve ben de onu aramak için buraya seyahat ettim. O zamandan beri onun nerede olduğuna dair tek bir söylenti duymadım. O bu dünyada nerede olabilir? Parçalanmış bir mektup çıkarıyor cebinden. Bu mektubu al. Eğer onu bulursan lütfen ona bunu ver. Teşekkür ederim. Ne söyleyebilecek ne kadar zamanım kaldı bilmiyorum dedi tekrar. Maceracı. Gezgin. Dünyanın doğası hakkında kafan mı karışık? Sana ilginç hikayeler anlatan resimlerim var. Eğer hikayelerini duymak istiyorsan neden resimlerime bakmıyorsun? Pekala abi. Sana 3 dönemin hikayesini anlatacağım. Gezgin ressam boğazını temizledi ve parşömenlerini çıkarıp konuşmaya başladı. Bu ne lan? Çocuk çizmiş resmen arkadaşlar. Ben daha iyi çizerim şundan.
uzun mu uzun zaman önce uzak topraklarda, doğuştan güzel olan uzak topraklarda orayı Land of Strift diye çağıracağız. Neden böyle çağırıyoruz? Çünkü o yer sürekli olarak savaş oluyordu o yerde. Rekabet arayanları kendisine çekiyordu. Bizi ilk çağa götürüyor bu. Tanrıçalar çağına. Bu çağın varmasıyla beraber Kaos çağı ve ondan önceki olan Kaos çağı son buldu. Tanrıçalar çağı ateş ve su insanlarının çatışmasıyla sonuçlandı. Güçlü ateş insanları Land of Strife ele geçirmek istedi. Ve evet, ateş insanları ve su insanları her ikisi de Strife'in yerlisiydiler. Ateş ve su elementi birbirinin zıttıdır ve aralarındaki savaş kaçınılmazdı. Tanrıçalar çağı su insanları tarafından yönetildi. Aslına bakarsanız her üç çağda suların çağıydı. Tanrıçalar çağı tanrı gücüne inanılırdı. Su insanların arasında tanrı gücüne sahip olmayanlar yavaşça güçlendiler. Demir gücü olarak adlandırdıkları bir şeyi kullanmaya başladılar. Tanrı gücü yükselirken diğeri düşüşteydi. Peki ya demir gücü neydi? Bu çok önemli değil. Bu herkesin elde edebileceği bir güçtü. Demir gücü ikinci çağın başlangıcına sebep oldu. Demir çağı. Sonunda üçüncü çağdan bahsedebilirim. Ama öncesinde demir çağına bir dokunmama izin ver. Demir çağı demir gücünün gelişmesine odaklanmıştı. Bu süre içerisinde tanrı gücü ve kaba kuvvet yasaklandı. Üç çağda da üçüncü çağ ise tutkunun çağıydı. Çünkü en yüksek tutku kaba kuvvet ve tanrı gücüyle geliyordu. Pekala, işte hikaye bu. Bu üç dönemin hikayesiydi. Her bir üç dönemin her biri en sonunda yok oldu ya da dağıldı. Ve Strife topraklarındaki savaş asla durmadı. Bu hikayeyi dördüncü çağ ile devam edebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecekteki hikayelerimi hazırlamak için burayı terk edeceğim. Evet, birine kredi vermem gerekirse tüm bu resimleri çizen benim küçük kızımdı. Çok tatlı değil mi? Evet, bu hikayeleri dinlediğin için kendini daha iyi hissediyorsun. Kendimizi seçelim. Aa, çok güzel, seviye 6 olduk. Experience verdi. Skill'de ne alalım? Kurtu mu güçlendirsek ya? Kurtu da güçlendirelim arkadaşlar. Aslında şunu da alabilirdik. Ama neyse, kurtu da bir seviye 3 yapalım. Burada bir yerde bir savaş dönüyor. Oha! Burada bayağı sağlam savaş çıkmış. Ben şimdi map'te nereye gidebilirim? Gelding Village'e gidebiliriz. Burada keza görevimiz var. Gelding Village'e doğru bir yol alalım. Jabbar'la falan da konuştuk zaten. Burada basit bir tüccar varmış. Ben diyor, elimde bir hayvan var. Piton. 498 utarı senin olabilir. Anlaştık mı? Piton için para ödemeli miyim? Öde be. Evet, pitonumuz oldu arkadaşlar grubumuzda. Şunlara saldıralım. Abi belki bir şey yemek çıkar diye saldırıyorum. Yok abi, yemek çıkmadı. Burada ne var? Burası bizim dövüş kulübümüz. İnsanlar burada mutlu bir şekilde güreşirler. Eğer yeteneklerini geliştirmek istiyorsan, pratik yapmak istiyorsan burası iyi bir yerdir. Challenge'a katılalım hadi. Yakında güçlü savaşlar senin çağrına cevap verdiler diyor. Ananın. Abi.
Hay anasını satayım. Abi ne yapıyorsunuz ya? Dayağı yedik arkadaşlar. Adamımız da dayak yedi biliyorsunuz. Evet, öfkeyle orayı terk ettik. Burada yemek çıkabilir. Burası hayvan yine. Neyse, ileride güçlenip oraya gireriz tekrar. Abi şunun yürüyüşü inanılmaz karizmatik değil mi ya? Ha, güzel yemek çıktı. Burada bir hayvan var. Bunların da belki etini alabiliriz. Zeynep de seviye 6 oldu. Pitonlarımız da seviye atladı. Zeynepçim, al bunu. Bunlar abi promate oluyor mu? Dev piton oluyorlarmış. Yani bir sonraki seviye 7'de gelişecek. Burada bir tüccar var. Garip kitaplar ve güzel bir sandık olan bir şey varmış önünde. 10 jade ve 600 lira karşılığında sana falcon çağırmayı öğretebilirim. Ne diyorsun? Yeterince kaynağın yok. Jade'im yok yeterince. Bana bir jade daha lazım abi. Merhaba. Herhangi bir yardıma mı ihtiyacın var? Ulan Rick, sen bunlara mı katıldın? Seninle aramız da biraz iyileşmişti be. Yapabileceğin hiçbir şeyim yok dedi. Bana satabileceğin bir şey var mı? Al abi bunu. Al şu iksirleri de al. İksir genelde kullanmam oyunlarda. Lotus Kabir. Benlik bir işin var mı? Black Box Village'e bir mektup iletilmesi gerekiyor. Yok abi. Çalınca gelecek biri var mı? Aha, meydan okumamızı kabul ettiler. Ulan! Oha 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 oha. Abi hadi. Defeat mi? Ulan son saniyede be. Daha sıkı eğitim almalıyım dedi. Aa! Ulan son saniyede, gerçekten son saniyede olmaz ki bu ya. Adam bana bir saniye önce vurdu arkadaşlar. Gerçekten bundan dolayı kaybettim. Burada ne varmış? Gelip bakalım. Sandık var. Mutlarımızı geliştirmemiz gerekiyor belli ki. Abi seviye 10-15 falan diyor ya. Ve şimdilik bir terk edelim arkadaşlar. Abi gitsene. Akıllı kaldı deli gibi. Burada haydut sınavı varmış. Yani şu an gidebileceğimiz neresi var ki abi? Gerçekten şu alt kısımları keşfedelim bari.
Burada bak çiçek böcek bir şeyler varmış. Toplayalım abi bunları. Burada bir görev varmış. Garip bir şekilde taşlara kazınmış bir şey görüyorsun. Şifre. Okumayı deneyelim. Anlayamadığım bir şekilde bunu anlayabiliyorsun. Yani nedenini anlayamadığım bir şekilde bunu anlayabiliyorsun. Bu mesajın içeriğini. Çok edici bir şekilde bu hikaye senin ifritlere sempati duymanı sağlıyor, ifritlerin kaderini. Adamlarımıza rahatsız olmuş. Diyorlar ki buradan bir önce gidelim. Okumaya devam edeceğim. İfritlerin isteklerini okudukça ve onlar hakkında daha fazla şey öğreniyorsun. Adamlarımız bize bakıyor. Devam. Bir talent puanı kazandık. Güzel. Abi. 2 jade. Güzel. Haftalık 2 jade gelecek. Düşmüş bir kahraman var burada. Burada devasa bir kahraman heykeli var. Bir zamanlar Redstone Vadisi'ni koruyan kişinin heykeli. İnsanlar buraya gelip bu vadinin huzuru için bu adama dua ediyorlar. Sen de dua ediyorsun ama herhangi bir kahraman ruhu yükselmiyor. Sen de burayı terk ediyorsun. Peki. Burada bir simyacı atölyesi varmış. Birazcık demir taşı bulduk. Güzel. Bir sandık var. Bir sandık daha var. Bir sandık daha var abi hatta. Bu neymiş? Burada bir önümüzde bir sandık var. Ama 15 seviye tehlike istiyor. Ya bunu açamıyoruz. Tamam. Peki şu ne? Ya bu çiçek. Tamam, burayı 15 seviyede açarız arkadaşlar. Tehlike seviyesi 15 diyor çünkü. Burayı yeniden toplanma alanı olarak işaretleyeyim. İşaretle. Evet, yeniden toplanma alanımız. Eğer olur da oyunu şey yaparsak, dayağı yersek burada yeniden toplanacağız arkadaşlar oyunda. Üç birliğimiz oldu aslında. Buna gidebiliriz veya şuraya gidebiliriz. Buraya doğru gidelim. Dur dedi bir grup asker. Barikatın arkasından. Garip bir şekilde... Burada garip şeyler oluyor. Kimse giremez. Lord Hüsnü'nün emri. Giriş izni kazanmak zor olacaktır. Abi direkt saldırdım içeriye. Hüsnü'nün askerlerine saldırdık. Lan en güçlü adamımı çağırmamış. İyi güzel adam kaybetmemişiz ama ona rağmen. Güzel bir sandık. Burada da görevim var. 17 seviye mi? Yok abi. Malak. Malak seni bir nedenden dolayı seni bir süredir bekliyormuş gibi. Onu gördüğünde yağmur sezonunun ilk gününden kalma kurumuş sebzeleri var. Bizim heyecanlı bir şekilde selamlıyor. Ve ifritin gizli üstünü açıklıyor. İfrit'e sürpriz yapmak için ona gizlice yaklaşmayı deneyeceğiz. Tamam abi. Deneyelim. Mies hazır mısın? Hayır abi. Bu yer birazcık parlak. Dedi Malak. Aha ifrit burada. Biz yaklaştıkça mağara duvarlarından ısının arttığını hissedebiliyoruz. Hiçbir uyarı olmadan duvarlar patlıyor. Bir öfkeyle. Ve parçalanmış duvarların arasından kulakları sağır edici bir ses yükseliyor. Toz yere indiği zaman bir canavar görüyoruz. D1 ifrit 2 adam uzunluğunda. Ellerinden birisi demir zincirlerle bağlanmış. Diğeri ise öfkeyle ileri doğru atılıyor. Bu bir ifrit.
Evet, muhteşem değil mi? Yavaşça devasa ifrite doğru yaklaşıyor. Bir yaşam boyu, ömür boyu süren araştırmamın sonucu. Kaybolmuş kayıtlardan bunu görmeyi başardım. Bunu toplamayı başardım. 100 yıl öncesinde bu onların gerçek formuydu. 100 yıl önce mi? Başlangıçta bu dünya ifritlere aitti. İnsanlar bu toprakları ele geçirdi. İnsanlar katledilmeli. Sesi titriyor. Şimdi onlar geri döndüler. Ve onların istekleri buna sahip olmak. Dünyaya. Gerçek sahipleri olarak. Neden onlara yardım ediyorsun? Yakında ölmüş olacaksın. Çok fazla konuşmanın bir anlamı yok. Kehanetin söylediğine göre sen bir engel teşkil ediyorsun. Buruda göre bu kaçınılmaz olabilir. Seninle ne ortadan kalkman gerekir gibi bir şey söyledi. Olay oldu. Abi bana gelme işte. Bana gelirsen gerginlik çıkar. Bayağı kolay oldu. Hayır, bu imkansız. Bu ruh. Kolaylıkla yok edilemez Malak. Brood'un kehaneti asla yanılmaz. Yaşlı bir cadı gölgelerden önce asasıyla beraber ortaya çıkıyor. Boynu insanlardan farklı bir açıda duruyormuş gibi. Mavi bir kristal kolye giyiyor. Yalnızca onun ölü bedeninde parıldayan tek şey o. Malak, en son onu ne zaman besledin? Tarihsel kayıtlara göre antik ifritler insan büyücülerinin yaşam enerjilerini tüketiyorlar. Böyle bir şeyi, böyle nadir bir erzağı nasıl devamlı olarak bulmamı beklersin? Aa, işe yaramaz yüzey insanı. Büyücü kemikten olan bıçağını belinden aldı ve boynuna sapladı. Kanlar öne doğru akıyor. İfrit doğrudan büyücüye doğru geliyor. Kollarından kaldırdı ve ondan beslenmeye başladı. İfrit'in gözlerindeki parıltıyı görebiliyorsun. Sanki cehennem parçalanıyormuşçasına. İfrit geri kalan zincirleri parçaladı ve cadıya bir kurt gibi atıldı. Vahşi bir kurt gibi atıldı. Onun bedenini yakaladı ve ağzına götürüyor. Bu korkunç sahneyi izliyorsun. Kadın çığlıklar atarken kemiklerinin kırılma sesleriyle beraber çığlıkları geliyor. Malak korkudan donmuş bir şekilde duruyor. Ağzı sonuna kadar açılmış. Kanlar içindeki ifrit Malak'a doğru dönüyor. Seni ben yarattım. Sen ifriti engelleyip adamın hayatını kurtarmak için koşuyorsun. Doğrusu biz ifritten kaçmaya çalışıyoruz hayatımızı kurtarmak için ama ifrit bizi de yaramıhlıyor ve bayıltıyor. Bilincimizi kaybettik. Of. Ben anlamaya başlıyorum. Sen şok içerisinde sesin geldiği yola doğru başını döndürüyorsun. İfrit'in bedeni parçalanmaya başlamış. Zaman senin insanlarını esir edilmez kıldı. Esir etti veya. Veya başka bir tür tarafından mı esir edildin? Bir gün hepiniz cezalandırılacaksınız ve umarım ben buna şahit olacağım. Sessizliğe karışırken ifritin bedeni küllere karıştı. Senin etrafın oldukça sessiz. Dünya sona eriyormuş gibi. Sen uyanıksın. Genç kadın maviler içerisinde kömürden bedenin önünde duruyor. Bize doğru dönerken onun Isra olduğunu tanıyoruz. Genç kadın, bir zamanlar Malak'la beraber seyahat eden kişi. Varlığı bizi rahatlatıyor.
Malak yalan söylemiyordu ifritlerin orijinli hikayesi hakkında. İfritler yalnızca canavarlar değiller kara güneşten sonra var olan. Onlar senin tahmin edebileceğinden çok daha tehlikeliler. Malak gerçekten de bana yardım etti. Ama konuştuğu şeyler doğrunun çok daha uzağındaydı. Çok daha uzakta aynen. Doğruya çok uzakta. O insanlığını kaybetti. İfriti sen mi hallettin? Evet. Onun ruhu yıllar öncesinden parçalanmıştı. Sonunda kendini kaybetti. Gerçek Malak uzun zaman önce ölmüştü. Tüm bunları nereden biliyorsun? Kimsin sen? Benim kim olduğum önemsiz. Redstone Vadisi'ne geri dön ve buraya vardığın yoldan Redstone Vadisi'ne geri dön dedi. Peki abi. Gizemli adam. Ne rahatsız edici bir kadın. Bu ne? Oyun gitmeme izin vermedi ona. İki Jade kazandık. Güzel. Jade kazanmaya başladık arkadaşlar. Bu iş yapmaya başladı. Jade kazanımını 3'e çıkartalım. Şimdi direkt buna veremeyeceğiz. Büyük ihtimalle. Ben diğer yoldan gidip verememiştim. Dur, Jade kazandığımıza göre skill alabiliriz aslında bakarsanız. Şuraya gidip bir skill alalım. Yanlışlıkla gene N'ye basıyorum ya. Sürekli M yerine N'ye basıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Abi yol alsana. Burası ne alemde? 4 gün sonra. Şu şeyde Mystic Shop'taydı değil mi? Merhaba. Evet. Falcon çağırma. Alayım abi. Inventory. Kendimi öğreteceğim. Aynen öyle. Ne? Skill puanı gerekiyormuş bir de öğrenebilmek için. Güzel. Peki. Şu anın görevlerine bir bakalım. Aa, gene bir grup genç buradan kaçmış. Tabii ki abi yardımcı olurum. Gene 3'e ayrılmışlar işte falan. Al abi, direkt birini bulduk bile. Abi ikisini bulduk. Üçüncüsü de şu mu? Aynen öyle. İftik grubu. Bunlar da para istiyor. Yok abi, döverek yollayacağım sizi oraya. Umarım seviye atlatırsınız. Güzel işlerinden geçtik resmen. Dur. Gideceğiz abi, köyümüze geri döneceğiz. Evet. Geldin köylüyle ilişkim düştü, geldin köyüyle. Ama şimdi artacak değil mi? Evet. 15'e çıktı, güzel. Dövünce ilişkim düşüyormuş arkadaşlar. Yuri. Bir savaş başladığı zaman güçlü zihinler en sert yumruğu atarlar. Bana yetenek verir misin abi? Pearl Battle verebilirim diyor sana. Ver. Parti. Skiller. Pearl Battle upgrade'li abi. Hadi gidip bir kere daha şey yapalım. Dövüşmeyi deneyelim. Ulan! Güzel dövdük. Güzel dövdük.
5 saniye içerisinde gelecek hem teammate'imiz hem de rakibimiz. Abi sıkıştır duvarını oraya. Bizim eleman attı son vuruşu. Bir sonraki rakip 5 saniye içerisinde gelecek diyor. Anasını satayım. Önce atladı ya. Biz sadece birini dövsek bile kazandık. Hepsi bu mu? Daha fazlasını istiyorum. Ross kazandık. Peki geliştirebiliyor muyuz? Ross. Yok abi geliştiremiyoruz. Evet. Bunu da dövdük bu arada. Başka yeteneğin var mı lan? Yok daha sonra tekrar gel diyor. Burada bir gün sonra tekrar girip dövüşebiliyormuşuz. Abi şu Fighting Club'ı da tekrar denesek mi? Fight Club'ı da. Lan. Serseriler. Yok abi burası çok daha zorlu ya. Anamızı ağlatıyorlar yani çok affedersiniz ama. Bir de bir sonraki opponent falan da geliyormuş yani hadi abi. Yani burası zor. Burası zor abi. Peki bir şeyi merak ettim ben. Şimdi Intel'e bakalım. Bunlarla aram kötü zaten. Bunları sürekli dövüp duruyoruz. Bunların herhangi bir kontağı da yokmuş. Zeynep'le aramız iyi. Naru'yla aramız iyi. Rick'in Lotus Kabir'le arası çok iyiymiş. Ben Lotus Kabir'le tanışmadım abi. Tanıştım. Rick bir de Nasırlara katıldı. Kaptan olarak. Bunlar acaba kendi birliğimi kurduğum zaman, kendi krallığımı kurduğum zaman kendime katabiliyor muyum? Nasır'ın bu arada tur ağaç herkesle arası kötü. Duck'ınla direkt zaten savaştalar. Deep hem Duck'ınla hem Akal'la savaşta. Bunun herkesle arası iyi. Redstone Keep'le aramız 12. Gelding Village'le aramız 12. Buralarla aramız 5. Abi şu an Nasir'in topraklarının 4 tanesini biliyoruz. Güzel. Bir de Taverna Medinesi olarak da Fadia ile aramız iyi. Aramız 14'müş. Bir saniye kaydı kontrol edeyim arkadaşlar. 53 dakika olmuş. Birazcık daha dövüşüp şey yapabiliriz. Bu bölümü noktalayabiliriz. Bu ne? Aniden aceleyle bir adam bizi çarparak geçiyor. Ama fark etmemiş gibi gözüküyor. Onun yerine Frank Rock'a doğru ilerlemeye devam ediyor. Bir süre sonra genç bir adam aynı yönden bize doğru yürüyor. Bizimle bakıştığında durup bizimle konuşmak için duruyor. Üzgünüm. Büyük kardeşim için özür dilerim. Biz Duck'ın büyük konklavine gidiyorduk. Beni affedin. Acelemiz vardı. Büyük konklav de nedir? Tripfire kalesi, kayasının yanındaki gizli bir şey buluşma alanı. Rebia, Duck'ın güzel lideri. Büyük Conclave'e ev sahipliği yapıyor. Kazanan Cemal Şehir'den antik hazinelerle ödüllendirilecek.
Bu hazine bizi ömrümüzün geri kalanında zengin kılabilir. Ne zaman başlıyor? Büyük Conclave yarın başlayacak ve 30 gün boyunca devam edecek. Zaman kısıtlı. Eğer katılmak istiyorsan acele etmelisin. Rabia, gücü önem verdiği kadar bilgeliğe de önem verir. Yani savaşlar başlamadan önce giriş için bir test olacaktır. Eğitimsiz olanlar diskalifiye edilecekler. Zeka belki onun... zeka sayesinde belki onun yardımını kazanabilirsin. Yeniden özür dilerim ama acele etmeliyim. Elveda. O zaman zaten burada keşfetmediğimiz bir yer kalmadı gibi arkadaşlar bu map'te. Şu görev kaldı. Bu görevi de alalım. Dur madem. Bir de şurası kaldı da burası 17 seviye diyor abi. O görevi geç yani bir süre. Biraz seviye kasmamız lazım. Bir kadının cesedi yolun ortasında yatıyor. Ve kanla kaplı bir mutfak bıçağı var ellerinde. Yüzüne baktığında onun Jarish'in Widow'u yani Jarish'in şey olduğunu neydi onun adı? Dulu olduğunu fark ediyoruz. Köylülerin söylediğine göre Jarish'in eşi Majnun bu sabah deliye dönmüş. Ev ev gezmiş ve mutfak bıçağıyla insanlara saplamaya başlamış. Köydekiler yani gardalamadan yakalanmışlar yani bir anlık yakalanmışlar ve pek çok insan yaralanmış. En eski ruhlardan birisi komünitimizdeki kan kaybından öldü. Köylüler onun bıçakladıklarının her birinin bir zamanlar madenci olmasına şaşırdılar. Göğsümüzde bir ağırlık hissediyoruz bizim konuşmamızı engelleyen. Görünüşe göre adamlarını toplamışsın. O halde bu şimiteri al ve bana neler yapabileceğini göster. Bu ateşe tapan fanatikler Crayonrock'ın kuzeydeki Crayonrock North Redstone Keep'in kuzeyindeki Crayonrock'ın batısına kamp kurmuşlar. Acele et ve neyin peşinde olduklarını öğren. Ha güzel zaten Crayonrock'a gidiyordum. Ulan yani burada da acı getirdik arkadaşlar resmen. Keşke söylemeseydim. Ekstra utar alsaydık. Shooter da daha fazla yükseliyor biliyormuş. Gerçi bu para nedir böyle? Yani bunlar yükseliyor da biz yükseltebiliyor muyuz hani? Onu da bir sormak lazım. Ama bunları shooter yapmayacağım. İkinci gelenleri shooter yaparız. İkinci nesli. Bunları galant yapalım. Dayanıklı olsunlar abi. Güzel upgrade completelendi. Hatta bu tarafa gidelim. 14 gün geçti mi geçmedi mi bilmiyorum da geçmiştir herhalde ya. Abi daha oranın 7 gün diyor. Diğeri 14 gün hayatta geçmemiştir o zaman. Ama gene de o taraftan gidelim abi Crayonrock'a. Şu yukarıdaki şeyi temizleyelim bir de çünkü. Belki ekmek çıkar oradan. Abi gene niye gidemiyorum ben ya. Canavarlara falan saldıralım. Crayonrock'ın içine girelim. Bir sonraki bölümde Crayonrock'taki görevleri halletmeye çalışırız. Güzel, kolaydı. Yani bir zahmet zaten kolay olsun değil mi? Evet abi kovalayacağız tabii ki sizi. Güçlü mızrak çıktı. Peki. Abi lütfen burada bir yemek çıkabilir mi? Teşekkürler şimdiden. Peki istediğim bir yemek ya.
Hadi abi çıkacak mı yemek? Güzel. Bir kurumuş et çıktı. Buralardan genelde yemek çıkıyor ya. O açıdan güzel mekanlar yani. Dövelim abi. Önümüze geleni dövelim sokakta. Güzel. Gene bir kayıpsız. Şuraya da bir bakalım. Lan bir gün be. Neyse. Bir gün bekleyemeyeceğim şimdi. Buraya girelim. Evet arkadaşlar, burada bu bölümü noktalayalım. Oha, direkt savaş var. Kimlerin savaşı abi? Nasir'le Deep'ler saldırıyor. Peki arkadaşlar. Bu bölümü de burada noktalayalım. Şöyle bir kayıt alayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.